Çok kazanıyorum, çok da harcıyorum. Şu an bir şeyim kalmadı, param yine hep bitti. Yine kazanırız. Allah'a çok şükür, elhamdülillah. Anında en fazla bir hafta gider bende param. Ama hiç Allah parayı eksik etmemiştir benden, elhamdülillah. Bak, 63 yaşındayım. Hiç paraya ihtiyacım olduğu bir zamanı hatırlamam. Allah her seferinde göndermiştir mucize olarak, elhamdülillah. Allah için hepsini harcarsınız. Evet. Tabii. Şükrederseniz sizi arttırın diye Allah bildiriyor ayet. Elhamdülillah. Artışı görüyor musun? Evet. 1, 2 ve 3. Evet. Saat kaç? 5. Normalde tersinin olması gerekmez mi? Evet. O arada geçen gün pavyon gülünü gösterdiler bana. Hüngür hüngür böyle. Kocasını kaybetmiş bazı hanımlar olur böyle, duvarlar olur böyle, yerlere yatar falan. Onun gibi kakara kakara ağlıyor böyle. Katıla katıla. Bak sana dedim, Allah belanı verecek dedim. Evet, bak Allah belanı verdi işte. Ve böyle seni ir ettiler, gönderdiler. Yani ir ne demek? İleride. Evet. Ve çok iyi oldu, belanı da buldun. Maşallah. Pavyon gülü. Orada burada kadın satıyorsun. Homoseksüel satıyorsun. Kendin de homoseksüelsin. İnkar edersen ispat ederim. Ama ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Ama herkes biliyor. Yani cümle alemin bildiği bir tipsin. Zır cahil olduğun halde oturuyorsun. Müftü gibi fetva vermeye kalkıyorsun. Sonra diyor ki İslam'ın hiçbir hükmünü yapmıyorum. Ama her türlü fetvayı da veririm diyor. Hem komünist, hem FETÖ'cü, adamda her yol var. Hem de müftüyüm diyor. Yani her yol varken dini tabi tenzih ediyorum. Hem deniz gezmiş hayranı, hem Çe hayranı. Ondan sonra o kadın sesiyle, o homoseksüel sesi, kadın sesi de homoseksüel sesiyle cingir cingir bağıra bağıra ağlıyor. Katıla katıla. İşte Allah böyle belanı verir. 30 kere dedim. Yani müminler Müslümanlarına uğraşma dedim. Evet. Bak patronunun da Allah belasını verdi. Evet. Ve Allah senin de belanı verdi. Evet. Evet, dinliyorum.